Sultan Nurettin Hazretleri sizi bekler. Kılıcınız. Kılıçların konuşup konuşmayacağına sultanımız karar verecek. Azkalan'ın kaybı hepimizi müteessir etti Süreyya Hatun. Konuş, seni dinliyorum. Bal demekle ağız tatlanmaz. Müteessir olduysanız gereğini de yapmanız icap eder. Neymiş gereği? Oğlunuzun yanlış tertibi yüzünden kaybettik Azkalan'ı. Şimdi telafi etmek de sizin boynunuza borçtur. Azkalan'a ordu gönderemem. Şartlar münasip değildir. Önce yurdumuzu kaybetmemize sebep oldunuz. Şimdi de yarı yolda bırakırsınız. Siz dostluğunuzda samimi değilseniz biz düşmanlığımızda kararlı oluruz. Öfken acından gelir belli ki. Ama yanlış yere saçarsın. Zira Azkalan sadece sizin değil, bizim de meselemizdir artık. Daha önce de böyle dedin. Ama sonra ne oldu gördük. Babam ölüp döşeğinde. Kardeşim esir. Sizin bu kardeşlik mavallarınıza karnımız tok artık. Ahaliniz kırıldı. Yurdunuzdan sürüldünüz. Şimdi bize savaş açsanız bile karşımızda ne kadar direnebilirsiniz? Sözlerim şahsi değil. Bütün Azkalanlıların sözüdür. Çokluğunuzdan korkmayız. Azız diye de imtina etmeyiz. Ama biz imtina ederiz. Haçlılar etrafımızda ateş çemberi olmuşken Müslümanın Müslümanı kırmasına müsaade etmeyiz. Süreyya Hatun. Azkalan Haçlı işgali altında. Haç yolumuz tehdit altında. Şimdi fevri değil, aklı selim davranmanın vaktidir. Bunca gailenin üstesinden ancak bir olursak gelebiliriz. Biz o birliği bir kere denedik. Ama yanıldık. Bundan böyle Azkalan yalnızca bizim meselemiz. Sultan, Gabriel geldi. Sultanınızla konuşmaya gelen komşunuzu böyle öfkeyle mi karşılıyorsunuz? Sen bizim komşumuz değil, can düşmanımızsın. Hesabı da elbet sorulacak. Ben yapmam gerekeni yaptım Şirko. Birine hesap soracaksan yeğenini ve adamlarınızı göz göre göre ölüme yollayan Selahaddin'den sorabilirsin. Kimden? Neyi ne vakit soracağımızı iyi biliriz Gabriel. Yeğenime gelince, onun kanını akıttığın denize iyi bak. Vakti geldiğinde seni o denizde boğacağız. Sen savaşın ne olduğunu iyi bilirsin komutan Şirko. Yani yakınlarınızı üzülecekseniz onları evinizde tutun. Savaş meydanına göndermeyin. Bizden bir şehinşah eksilirse bin şehinşah gelir. İntikamı da elbet senden alınır. Bin şehinşah. E o zaman ben de
Binlidir şehinşah gibi biçerim. Sultan Nurettin Hazretleri Gabriel'i huzuruna bekler. Sultan Nurettin'le görüşeceğim. Çekil. İçeri giremezsin. Burada bekleyeceksin. Sen ne cüretle buraya gelirsin? Bu tacı hatırlıyor musunuz Sultan Nurettin? Urfa kontu babamın, Jozeli'nindi. Jozeli'nin aklı başında olsaydı, tacı da hala başında olurdu. Anlaşılan senin sonun da babana benzeyecek. Yıktığını sandığın kontluğu dirilttim Sultan Nurettin. Karşında az kalan kontu olarak konuşuyor. 500 yıllık yurdumuzu kafir kontluğu yaptırır mıyız suçsuz? Fazla sevinmeyesin Gabriel. Babanın kontluğunu nasıl yıktıysak seninkini de öyle yıkacağız. Karşıma çıktığı ilk savaşta yenilen biri için fazla cüretkar sözler. Buraya kem sözler saçmaya geldiysen senin de dilini keser yollar. Urfa'yı istiyorum. Hacıoğlu sizin için artık emniyette değil. Elimde az kalan esirler de var. Süreyya'nın kardeşi Halil de. Bana Urfa'yı, yani babamın topraklarını geri ver, karşılığında Hacıoğlu'ndaki askerleri geri çektireyim, Süreyya'nın kardeşi de dahil elindeki esirleri salıverin. Düşman saraya dolaşmış, sultan izlemekte. Şu Selahattin'e ne demeli? Dünyayı başımıza yıktı ama hala hiçbir şey olmamış gibi gezer ortada. Selahattin'in yerinde benim olmam gerekirdi. Amcamın tahtında da senin. Ama böyle giderse hakkımızı almak için daha çok bekleyeceğiz. Yeter İzzettin! Bu nizam bir günde kurulmadı, bir günde de değişmez. Elbet değişeceği günler gelecektir. O zamana kadar da sabretmeyi öğreneceksin. Kanında boğacağız.
Düşünsene. Çok fazla kan dökülecek Sultan Nurettin. Benim teklifimi kabul edene kadar her gün elindeki esirlerden biri ölecek. Süreyya'nın kardeşi de. İzin verdiniz. Öldüreceğim dedi bütün esirleri, duymadınız mı? İsteklerine boyun eğersek her istediklerini alırlar. Toprağınızı vermeseniz de bir anlaşma yolu bulunabilirdi. Ama siz kestirip attınız. Kardeşimin canı Beyzubayız. Onun oyununa gelip fevri davranma. Senin kardeşini öldürmek için değil, aramıza fitne tohumu ekmek için esir tutar o. Eğer sabrediyorsak bir sebebi var. Bizim sabra mecalimiz yoktur. Eğer bir hamle yaparsanız hepinizin canı tehlikeye girecek. Gereken neyse biz yapacağız. Tez vakitte dize getireceğiz onları, merak etme.